Kıymetli dostlar, gökten yağan rahmetler yerdeki amellere göredir. Gökten yağan belalar da böyledir. Kısacası şunu söylüyorum. Biz esnaf olarak, tüccar olarak vicdansızlık, ahlaksızlık yaparsak, zulmedersek, merhametsizlik yaparsak, böylesine büyük afetleri, 13 milyon insanın konuştuğu afetleri biz fırsatçılığa çevirirsek bunun adı ahlaksızlıktır. Bugün deprem bölgesinde hizmet eden bir kardeşimiz sabahleyin bana şunu anlattı. Dedi ki, hocam dedi, dürüm yapıp döner veriyoruz. Fakat düzeni sağlayabilmek için dedik ki, sıraya girsinler, herkese bir tane verelim. Birisi der ki benim 5 tane adamım var, 3 tane adamım var, bunu doğrulayamayız. Herkes almak isteyen sıraya gelsin. Neyse diyor, dağıtmaya başladık. Kadının bir tanesi dedi ki, bana 2 tane verir misiniz? Kızım da var. Dedi ki, abla kızım da gelsin. Hani kime nasıl vereceğimizi tam bilmiyoruz. Bir tane verelim. Kızım da gelsin, usulü bozmayalım. Kadın başlamış ağlamaya. Demiş ki, ah demiş. Ben şu arka sokakta oturuyorum. Evimin kalitesini konuşmuyorum sizinle. Arabam, şu modelde bir arabanın sahibiydim. Ben şimdi bir tane döner istiyorum. Ağlıyor. Bunu alamıyorum. Arabanın modeline aldanma. Evinin kalitesine aldanma. İnsanlık her şeyden öncedir. İnsanlık her şeyden öncedir. Bu depremi fırsat bilerek mallarda zam yapan insanlar, nasıl olsa millet alacak oraya gönderecek diye zam yapan insanlar tek kelimeyle ahlaksızdırlar. Tek kelimeyle merhametsizdirler. Bu ümmetin başına gelen belaların bir sebebi de bunlardır. Esnaf ahlaksız olursa, kazandığı para helal olmazsa, çoluğuna çocuğuna haram yedirirse o toplumdan ne gelecek ki? Yüce Rabbim hepimizi hayırlı ıslah eylesin. Paraya tapanları hayırlı ıslah eylesin. Dünyaya tapanları hayırlı ıslah eylesin. Merhametsiz olanları hayırlı ıslah eylesin. Yüce Rabbim benzeri afet ve musibetlerden ülkemizi ve Bilad-ı İslami'yi muhafaza eylesin. Amin.